Modern herkese merhaba arkadaşlar. League of Legends'ın karakter şampiyon tanıtımlarına hoş geldiniz. Tabii ki her League of Legends oynayan, oynamayan, bir level bile olmuş olan kişinin bile bildiği bir karakter. Ashe'le başlayacağım çünkü direkt onunla oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Ben şunu lockleyeyim. Şurada bir skinlerimize göz atabiliriz. Yaban otu, Amethyst, Frey Lord'lu, Ashe, Sherwood'lu, Kraliçe, Gönül Avcısı ve Yağmacı. Ben hemen seçeyim. Amethyst, Ashe'yi seviyorum. Ashe ya da Ashe bilmiyorum nasıl okuyorsunuz ama benim için fark etmez. Ben Ashe diyeceğim arkadaşlar. Bu hesabı TR'de sizin için açtım. Sadece 7 level. O yüzden ne rün, kabiliyet, büyü hiçbir şey yok. Onu size tavsiye edeceğim arkadaşlar. Bu rünlerinizi ve kabiliyetlerinizi Mobafire gibi sitelerden yapabilirsiniz, kendiniz inşa edebilirsiniz. Aynı zamanda çok fazla büyü de yok arkadaşlar. Dolayısıyla seviyem çok yüksek olmadığı için normalde sıçra ve heal, sağlık hangisi ise bilmiyorum. Öğreneceğim sizle beraber, ben bilmiyorum açıkçası Türkçesini şunun. Onu kullanıyorum. Onun dışında dediğim gibi bu ründür, kabiliyettir falan, onların dizilimlerine de hep internetten gerçekten çok yararlanabileceğiniz siteler var arkadaşlar. Oralardan bakarak diziliminizi yapabilirsiniz, ürün ve kabiliyet dizilimlerinizi. Onun dışında şampiyonların ben dikkat ediyorum ki çok yani hikayesini okumuyorlar oyuncular, hani dikkat etmiyorlar falan, hani alıyorlar o çok vuruyor falan filan diye. Ama mesela Ashe'in hikayesi oldukça uzun ve güzel aslında. Ben bunu sizin için yazmıştım. Videonun altına da link koyacağım arkadaşlar. Ashe'in hikayesini okuyabilirsiniz. Onun dışında Ashe biliyorsunuz ki Frey Lord'dan çıkma bir karakter, çıkma bir şampiyon. Adalet meydanlarına Frey Lord'dan katılıyor arkadaşlar. Ayaz Okçu olarak biliniyor. Kendisi bir nişancı, alt koridor şampiyonu. Onun dışında hemen pasifinden bahsedeyim. Oyunumuz başlamamışken arkadaşlar, pasifi odak, adı odak. Çatışmıyorken arkadaşlar Ashe odak yükleri kazanıyor ve bu odak yükleri 100'e kadar biriktiğinde, çatışmıyorken birikiyor dediğim gibi, bir sonraki normal saldırısını kritik vuruş olarak yapıyor arkadaşlar. Yani kritik vuruş şampiyonu aynı zamanda. Yani bol bol kritik eşyaları çıkacağız. Onun dışında İlk olarak açmanızı tavsiye edeceğim Q ya da W olabilir. Yani oynayış tarzınıza bağlı olarak. Ben kendime göre anlatırsam, ben buz atışını açmayı tercih ediyorum. Buz atışı Q oluyor. Yani bu da aktifken, yani Q'yu aktif ettiğinizde normal saldırıların hedefi yavaşlatmasını sağlayan bir yetenek. Ve tabii ki mana bedeli olduğundan ve hani açık bıraktığınızda sizin bütün mananızı yiyip bitirebilir, aman dikkat. Başlangıç eşyaları olarak ben tavsiye edilenleri tercih ediyorum. Bu Doran'ın kılıcı, bir tane de can iksiri ve bir adet bedava totem uğru aldığınız zaman bence yeterlidir. Şimdi evet, dediğim gibi Q'yu açtım ve gidiyorum. Hadi bakalım. Size tavsiyem arkadaşlar, şu kritik atışlarınızı minyonlara yapmak yerine kesinlikle ilk vuruşu rakibinize yapın. Yani minyona vurup boş boşuna harcamayın kritik vuruşunuzu. Bu pasif bahsetmiştim ya, odak. Evet arkadaşlar, bu arada yaylım ateşi özelliği de açıldı. Şöyle bir saniye. Şöyle range'inde görebilirsiniz. Bir türlü gösteremedim. Aynen, geniş bir range var, menzili var gördüğünüz üzere. Adı dediğim gibi yaylım atışı arkadaşlar. 7 ok fırlatıyor bu koni şeklindeki şeyin, alanın içerisinde. Buz atışı da aktifken, yani Q'muz aktifken daha fazla hasar veriyor, yavaşlatıyor. Yani Q aktifken W'yu kullandığınızda daha çok hasar veriyor ve yavaşlatıyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu arada Şahin atışı özelliğimiz E, yani açıldı arkadaşlar. Bunun herhangi bir mana bedeli yok. Pasif olarak yok ettiği her şeyden daha çok yok ettiğimiz her şeyden daha çok altın kazanmamıza yarıyor. Atıyorum mesela, burada birisi var mı diye ben bunu atıyorum. Orası mesela 5 saniyeliğine aydınlanıyor mesela. Şimdi ben
Tabii düşük seviyede olduğu için daha ormancıdır falan pek yok. Ama eğer olsaydı bakıyoruz bakalım ejderde adam var mı falan filan diye çok rahat böyle kontrol edebilirim yani. Şimdi bu yaylım ateşini ben gidip adamın dibinden atarsam arkadaşlar çok fazla etkisi olmuyor ama menzil arttıkça düşmanla aramdaki daha fazla hasar veriyor. O bak mesela Q'yu açık tutmuşum. Ben size dedim Q'yu açık tutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ultimiz de açıldı ulti yani ne ulti herhalde. Neyse burayı keseyim. Evet ultimiz açıldı arkadaşlar. İsmi de Büyülü Kristal Ok. Şöyle şurada görebileceğiniz üzere. Bu eşin bu ultisinin menzili olabildiğini uzun yani haritanın bir ucundan bir ucuna atıyoruz neredeyse arkadaşlar. Hani base'den base'e gider o kadar diyeyim. İsabet ederse bir şampiyona 1,5 saniyeliğine bunu evet arkadaşlar ultimiz açıldı. İsmi de Büyülü Kristal Ok. Haritanın bir ucundan bir ucuna gidebiliyor. Öyle diyeyim size. Menzili gerçekten bayağı geniş yani. Bir base'den diğer base'e atın istiyorsanız. İsabet ettiği şampiyonu 3,5 saniye boyunca stunlayacak arkadaşlar. Sersemletecek yani. Bu arada kritin sesini duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Küçük bir çınlama sesi oluyor. Aman diyeyim kritiğe dikkat edin. Boşu boşuna minyonları harcamayın. Günah, zebillik. Aa, teslim oldular. Ha, çok da iyi oynamadım ama neyse. Evet arkadaşlar, League of Legends'ta ilk tanıttığımız şampiyon Ashe oldu. Ayaz Okçu olarak bilinen şampiyonumuz Freljord'dan geliyor. Kendisi nişancı, söylediğim gibi alt koridorda üstünlüğü var. Hikayesini videonun altına link olarak koyacağım arkadaşlar. Sizler için daha önce yazmıştım. Cana ile olan kombinasyonunu da anlatmıştım sizlere. Onun dışında dediğim gibi rünlerine, kabiliyetlerine seviyeniz ilerledikçe bakın. Eğer gerçekten ya bana göre 20. seviyeden aşağıdaysanız sihirdar seviyeniz yani çok da gerek yok bunlara. Yani birazcık ilerledikten sonra rünlerinizi, kabiliyetlerinizi dizmeye başlayabilirsiniz. Onun dışında büyülerde önerebileceğim sıçra ve sağlık veren o şey hala ismini öğrenmedim. Evet. Çünkü ben West oyuncusuyum. Şimdi TR'de oynuyorum daha size tanıdık olsun diye. Her neyse. Onun dışında kostümlerine şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Freljordlu Ashe, Sherwood'lu Ashe, Yaban Otu, Kraliçe. Güzel. Ametist'le oynadım arkadaşlar oyunda. Beğendiyseniz ismini de belirteyim. Ve benim favori kostümlerimden biri olan Gönül Avcısı Ashe ve en son çıkan Yağmacı Ashe. Gerçekten yani Ashe için beklenmeyecek bir kostümdü en son çıkan bu kostüm. Şöyle gelelim. Evet arkadaşlar size pasifinden, aktifinden, ultisinden falan bahsetmiştim. Tekrardan bir özet geçeyim isterseniz. Pasif özelliği odak arkadaşlar. Çatışma yokken odak yükleri kazanıyor eş. Bu odak yükleri 100 tane odak yüküne ulaştığında da bir sonraki normal saldırısı kritik vuruş yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden ona zaten bol bol kritik eşyaları çıkacağız. Aktif özellikleri Q ile buz atışı yapıyor arkadaşlar. Bu özellik yani sadece Q'ya basıyorsunuz o kadar hani bir hedef seçme yok hiçbir şey yok. O sadece okuna verdiği bir özellik oluyor. Aktif ettiğinizde bu buz atışını Q'yu
Normal saldırıları hedefi yavaşlatıyor arkadaşlar ama mana bedeli var, öyle bedavadan yavaşlatmıyorsunuz yani. Açık da unutmayın ayrıca, açık unutursanız hani sonra manam neden bitti diye dolaşırsınız ortalıkta. Böyle çok lazım olduğu zaman kullanın yani. Onun dışında W yaylım ateşi arkadaşlar. Yelpaze gibi açılan bir şekilde 7 tane ok fırlatıyor. Ama bu okları düşmanın dibinde fırlatırsanız tabii ki daha az hasar veriyor. Ama arada biraz daha mesafe olursa o zaman daha çok hasar veriyor arkadaşlar. Yani menzil arttıkça daha çok hasar koyan bir yetenek ve bu aynı zamanda Q'yu yani buz atışını aktif bıraktığınızda diyeyim. Bu yaylım atışını kullandığınızda, W'yu kullandığınızda daha fazla hasar veriyor ve yavaşlatıyor aynı zamanda. Çünkü normalde böyle bir yavaşlatma etkisi yok. Tabii ki hasar etkisi var da yani yine o da artıyor falan. Onun dışında Şahin atışı arkadaşlar. Şahin atışının herhangi bir mana bedeli yok. Ve pasif olarak da yok ettiği her şeyden daha fazla altın kazanmasını sağlıyor. Kademe kademe bu altın kazanma miktarı artıyor. Atıyorum bir tane minyon öldürdüğünüzde yanlış hatırlamıyorsam 3 altın daha fazla kazandırıyorsa bu yeteneğin ilk kademesinde, ikinci, üçüncü kademede daha fazla altın kazandırıyor size. Ve Shine atışının şöyle bir özelliği var. Yine kademe kademe menzili artıyor. Atıyorum alt koridordasınız ve ejderhanın orada belki de ormancı var diye şüpheleniyorsunuz. Hemen Shine atışını oraya doğru atıyorsunuz. O hedef seçtiğiniz alan 5 saniye boyunca aydınlanıyor. Ve tabii o atış giderken yolları da aydınlatıyor. Aynı zamanda gelen giden olursa onları da görebilirsiniz. O bölgede dediğim gibi 5 saniye boyunca görüş sağlıyor. Ultiye gelelim. Büyülü kristal ok. Menzili o kadar büyük ki, oyun esnasında da söyledim. Kendi base'inizden düşmanın base'ine kadar atabilirsiniz arkadaşlar bu ultiyi. Ve isabet ettiği rakibi 3,5 saniye boyunca sersemletiyor. Şampiyon hiçbir şey yapamaz hale geliyor. Ve eğer rakip şampiyonun yanında başkaları da varsa rakibin aldığı hasarın yanındakiler yarısını alıyor ve 3 saniyeliğine de %50 yavaşlıyorlar arkadaşlar. Yetenekleri hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Gelelim ne eşyalar çıkacağız bu arkadaşa, eşe. İlk olarak bence Doran'ın kılıcıyla başlayın arkadaşlar. Yanına da bir tane pot alırsınız. Onun dışında bir tane totem alırsınız. Öyle çıkabilirsiniz. Ondan sonra çıkacaklarınız da tamamıyla base'e giderken ne kadar para kazandığınıza, ne kadar parayla gittiğinize bağlı. Yani paranız kadar konuşun. Her neyse, dediğim gibi bu kritik şampiyonu olduğu için bence statik hançeri mutlaka çıkmalısınız. Hem hız veriyor hem daha çok kritik atış verdiğinden. Onun dışında ebedi kılıç çıkın arkadaşlar. Daha çok hasar verirsiniz. Çizme olarak bence savaşçı çizmelerine yükseltebilirsiniz bunu. Son fısıltı eşyasını alırsanız arkadaşlar daha çok bu zırhlıdır, büyü dirençlidir falan filan öyle şampiyonlara daha çok hasar verirsiniz. Bence son fısıltıyı çıkın. Kana susamış tabii ki can çalma için gerekli olan bir eşya ve son olarak bence koruyucu melek. Yani biliyorsunuz ki bu nişancılar biraz kırılgan oluyor yani, sonuçta hayvan gibi tank bir karakter değil yani nişancı sonuçta. O yüzden koruyucu melekle öldüğünüz zaman tekrar dirilebildiğinizden, belli bir süre içerisinde tabii onda cooldown var. Koruyucu melekle bence eşya dizininizi bitirebilirsiniz. Dediğim gibi bunların sıralamaları tamamıyla size kalmış. Neye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bunların arasından azıcık ondan azıcık bundan çıkabilirsiniz. Onun dışında eş hakkında söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka şampiyonları tanıtmaya sizlere devam edeceğim. League of Legends'daki bütün şampiyonları size tek tek tanıtacağım ve nasıl oynarsınız, nasıl, ne itemler, ne eşyalar alırsınız, komboları nelerdir, onların hepsini teker teker inceleyeceğiz hep beraber arkadaşlar. Şimdilik Türk MMO size iyi günler diler, takip etmeyi unutmayın, hoşçakalın.